İlke Derneği ile beraber hazırlamış olduğumuz göçmenlerin eğitimi politika notu üzerine bazı detayları paylaşacağım burada. Halihazırda 600 binin üzerinde göçmen çocuğumuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın kontrolündeki okullarda eğitim alıyorlar şu anda. 2011'deki başlayan Suriye kriziyle beraber bu göçmen öğrencilerin sayısı da ciddi bir artış oldu diyebiliriz. Daha öncesinde Iraklı, Afgan, Somalili çocuklar vardı. Suriye kriziyle beraber göçmenlerin eğitiminde bir takım yeni kavramlar girmeye başladı eğitim sektörüne bu konuda. Geç eğitim merkezleri girdi örneğin. 2012'de ilk geç eğitim merkezleri kuruldu. Sivil inisiyatifler sayesinde kuruldu. Çünkü göç ederek gelen Suriyeli çocukların Türkçesi yoktu. Ana dillerinde bir takım eğitimler almaları gerekiyordu. O yüzden Arapça, eğitim dili Arapça olan, müfredat da Arapça olan geç eğitim merkezleri o dönemde kurulmuş oldu. Daha sonra bu yapılar Milli Eğitim Bakanlığı'nın kontrolüne geçerek daha kurumsal bir şekilde devam etmeye başladı. Şu anda devlet okullarımızda yönlendirmeye çalışıyoruz daha çok. Çünkü geç eğitim merkezleri eğitim dili Arapça olduğu için özellikle sosyal uyum bağlamında, Türkçe öğrenmeleri bağlamında devlet okullarına göre işlevi daha az olabiliyor. Dolayısıyla şu an yönlendirmeler ve teşvikler devlet okullarına gitmeleri konusunda daha çok. Burada bir takım zorluklarımız var tabii ki. En temel zorluklardan bir tanesi zaten halihazırda bazı illerimizde ve bazı okullarımızda derslik sorunları yaşıyorduk. Mesela Şanlıurfa'yı örnek olarak verebiliriz. Şanlıurfa zaten göçmen krizinden öncesinde de derslik sıkıntısı yaşayan bir ilimizdi. Şimdi 40 bine yakın öğrenciyi, Suriyeli öğrenciyi ağırlıyor. Bundan dolayı ciddi bir zorluk yaşıyorlar. Bunlar önümüzdeki dönemde çözülmesini beklediğimiz, daha nitelikli bir eğitim verebilmemiz için göçmen öğrencilere çözümünü beklediğimiz meselelerin başında geliyor. Bir diğer mesele de öğretmenler meselesi. Bu Suriyelilere ve göçmenlere eğitim projeleri kapsamında alınan 13 binin üzerinde Suriyeli öğretmenimiz var. 7 bin, yaklaşık 7 bin de şu an PİKDES öğretmenleri diye aslında bilinen öğretmenlerimiz var. Proje kapsamında almış yerli öğretmenlerimiz bizim. Şimdi bunların kadroya geçirilmesi meselelerinde geçip geçmeyecekleri meselesi tartışmaya açık bir konu. Aynı zamanda sürelerin ne zaman dolacakları, yani hizmet sürelerinin ne zaman dolacakları konusu da şu an tartışmalı bir konu. PİKDES öğretmenleri bu anlamda biraz gerginler. Bir anda işlerinin sona ermesi bunları sıkıntıya sokabilir. Bununla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir yol haritası belirlemesi gerekiyor. Ve bize kalırsa politika notunda da belirttiğimiz gibi hem bu 13 binin üzerindeki Suriyeli öğretmenler hem de bu 7 bin, yaklaşık 7 bin olan yerli öğretmenlerimizle alakalı kesinlikle bir planının olması gerekiyor Milli Eğitim Bakanlığı. Çünkü çok ciddi bir tecrübe edindiler. Çünkü göçmen öğrencilerle eğitim yapmak, onlara öğretmenlik yapmak gerçekten ayrı bir uzmanlık gerektiren bir konu. Tabii ki belli zorluklar yaşadılar. Biz bunu sınıf ziyaretlerimizde, okul gözlemlerimizde de gördük. Çok ciddi zorluk çektikleri dönemler oldu ama kat ettikleri yolda muhtemelen kendi akran öğretmenlerin birçoğunda olmayan uzmanlığa sahipler. Göçmenlerin eğitimi konusunda bir uzmanlığa sahipler ki ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çok farklı konularda göçmenlerin eğitimiyle alakalı hizmetçi eğitimlerde aldı bu grup. Dolayısıyla bize kalırsa bu emeği heba etmemeli Milli Eğitim Bakanlığı ya da hükümet diyelim. Umarım bir planımız olur ve bir katkı sunabilirler öğretmenlerimiz. Onun dışında engelli çocuklarla ilgili, engelli göçmen öğrencilerle ilgili bir şeye ihtiyacımız var. Bir gerçekten ciddi bir plana ihtiyacımız var. Çünkü bizim genelde saha çalışmalarında gördüğümüz şey, bizde de zaten rehber karşıma merkezlerinin ya da kaynaştırma eğitimlerinin çok güçlü olduğunu söylemek, şimdilik çok güçlü olduğunu söylemek gerçekçi olmaz.
O nedenle göçmenlere sunulan hizmetler konusunda da bir sıkıntı tespit ettik. Örneğin çok farklı tiplerde engellilik düzeyleri olan ve engellilik tipleri olan çocukların aynı ortamda eğitim alması sıkıntılıydı. Ya da bunların öğretmen olarak gelen kişilerin bu alanın uzmanı olmadığını gördük mesela. Bunları aşacak bir eylem planına geçilmesini biz politika notumuzda özellikle altını çizdiğimiz bir konu. Genel olarak toparlamak gerekirse de geriye dönecekler olsun, dönmeyecekler olsun. Göçmenlerle ilgili politikalarda, özellikle eğitim politikalarında geri dönmeyeceklermiş üzerinden eğitim politikaları kurgulamamız şart. Birincisi, burada kalırlarsa Türkiye'nin geleceği için çok önemli. Çünkü eğitim almamaları durumunda ortaya çıkacak sosyal maliyeti sanırım anlatmama gerek yok. Suriye'ye dönmeleri konusunda da durumunda da Türkiye'de eğitim görmüş olmaları bizim açımızdan çok ciddi bir kamu diplomasisi faaliyetidir. Onların açısından da bir kere hiçbir bireysel kayıp yaşamamış olacaklar. İkincisi de ülkelerini yeniden inşa etme şansı kazanacaklar. Her iki tarafta da hani bir tür win-win durumu söz konusu. Dolayısıyla hiç dönmeyeceklermiş gibi bir eğitim sunulması. Bu anlamda ayrıca bizim eğitimimizin demokratikleşmesi açısından da bence çok ciddi katkı sunacaktır. Çok kültürlü olması açısından da çok ciddi katkı sunacaktır. Umarım şu anki yakaladığımız ivmeyi, çünkü Milli Eğitim Bakanlığı ciddi bir ivme kazandı bu konuda, devam ettiririz ve o şeyden kopmayız diye ümit ediyorum. O hareketli halden kopmayız diye ümit ediyorum. Burada geç eğitim merkezlerinden devlet okula geçiş konusunda güzel bir süreç götürebilirsek eğer, geç eğitim merkezleri sürdürülebilir değil. Dediğimiz gibi Arapça eğitim veriyor olmaları, her ne kadar Türkçe dersleri olsa da yoğun bir şekilde, müfredatın Arapça olması uyumu engelleyici bir unsur. Geç eğitim merkezlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dediği gibi geç eğitim merkezlerine dönerek devlet okullarına yönlendirmesiyle beraber inşallah göçmenlerin eğitiminde çok daha ciddi bir kurumsal hafızaya ve yapıya sahip olacağız. Burada bahsettiğim hususlar üzerinde önceliklerimizi belirler ve bunlarla alakalı bir yol haritası belirlersek, ki bu politika notu hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de ilgili kuruluşlar bağlamında bence yol haritasına ciddi katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Bundan sonrasında önümüzü daha iyi görebiliriz diye düşünüyorum. Umarım kayıp bir çocuğumuz olmaz. Yani kayıp herhangi bir göçmen çocuğumuz olmaz. Çünkü dediğim gibi onların sosyal maliyeti bizim için, bizim sosyal yaşantımız için çok daha yüksek olabilir. Umarım hayırlara vesile olur politikanın.